Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda sizlerden gelen soruları cevaplamıştım. Bugün yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini aktif hale getirerek videolardan anlık haberdar olabilirsiniz. Videoların altındaki beğen düğmesine tıklayarak videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz Emre Kaya'dan gelmiş. Arka taraftan bir tane dişin eksik olması sıkıntı olur mu? Konuşmayı engel değil, net konuşabiliyorum demiş. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Askeri sınavlarda 7'ye kadar diş eksiği sorun oluşturmamaktadır. Bir diğer sorumuz Terraponi'nden gelmiş. Kamu Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu istiyorum. En başta tercihime kamuyu yazarsam bana ne gibi yarar olur? Avantajları nelerdir? Böyle yaparak kaç kişinin önüne geçerim demiş. Tercihler öncelik sırasına göre yapılmalıdır. En başa kamuyu yazarsan oraya yerleştirilirsin. Diğer adaylara karşı herhangi bir avantaj olmaz. Yüksek puanlı olan okulları öne yazmak daha mantıklı gözüküyor. Bir diğer sorumuz Celal Gümüşsoy'dan gelmiş. Hocam Milli Savunma Üniversitesi sınavında fiziki yeterlilik testi, YKS ve sözlü mülakatın yüzde olarak katkısı nedir demiş. Önceki videoda da bahsetmiştim. Yüzde kaç alındığı açıklanmıyor ancak benim tahminim YKS puanının %50'si, fiziki yeterlilik testi puanının %20'si, sözlü mülakat puanının da %30'u alınarak sıralama puanı oluşturulmaktadır. Bir sonraki sorumuz Umut Yılmaz'dan gelmiş. Sarı nokta hastalığı var, uzman çavuş olabilir miyim demiş. Görmeyi etkiliyorsa sıkıntı çıkarır ancak görme kaybı yapmıyorsa, dışarıdan bakıldığında da dikkat çekmiyorsa sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Sevgi Soytekin'den gelmiş. Hocam güvenlik soruşturması nasıl oluyor? İntibak eğitiminden sonra mı yoksa önce mi sonuçlanıyor demiş. Güvenlik soruşturması sözlü mülakattan sonra güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formlarının verilmesiyle başlar. En fazla 6 ay sürer. Soruşturma sürerken okula kayıt yapılır. Ancak okula kayıt yaptırıldıktan sonra olumsuz herhangi bir durum olduğu takdirde okuldan ilişki kesilebilir. Bir diğer sorumuz. Hocam barfiks çekiyorum ama hiç basketbol topu fırlatma için antrenman yapma şansım yok. Kol veya sırt kaslarımı geliştirmek için ne önerirsiniz? Teşekkürler demiş. Bu bölgedeki kas grubunu geliştirmeye ve kuvveti artırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Spor konularında sıkıntısı olan veya daha yüksek puan almak isteyen adaylara uzaktan eğitim verebiliyoruz. Ankara'da olan birebir eğitim almak isteyen arkadaşlarımıza da kurs veririz arkadaşlar. Açıklama kısmından iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer sorumuz Mehmet Enes'ten gelmiş. Kurumsal bir matematik kursuna gittim. Devlet ile bir sıkıntısı yok ve FETÖ ile bir bağlantısı yok. Polis Meslek Yüksekokulu veya Milli Savunma Üniversitesi için dosyamda beyan etmezsem görünür mü? Görünürse bir sıkıntı olur mu demiş. İnternet üzerine giren her bilgi mülakat komisyonu tarafından erişim sağlanabiliyor arkadaşlar. Sorulduğunda yanlış bilgi vermek olumsuz düşünce oluşturur. Dolayısıyla mülakat komisyonu cevabını bilmediği soruyu size sormaz. Sıradaki sorumuz Umut Yılmaz'dan gelmiş. Uzman çavuş göz derecesi kaç demiş. Uzman erbaş alımları genellikle komando sınıfına yapılmaktadır. Eğer komando olarak alınırsa her bir gözün toplam kusur derecesi en fazla 1 derecedir. Komando olarak almıyorsa normal uzman erbaş olarak alıyorsa da her bir gözün toplam kusur derecesi en fazla 3 derece olabilir. Sıradaki sorumuz Onur Gündüz'den gelmiş. Hocam astsubaylık mı, subaylık mı önerirsiniz demiş bize. Tabii ki arkadaşlar subaylığı öneririm. Subaylar ordunun beyin takımını oluşturmaktadır. Bir diğer sorumuz Bekir Yazgı'dan gelmiş. R harfini söyleyememek problem olur mu demiş. Dilde pelteklik bulunması veya konuşma bozuklukları elenme sebebidir. Bugünkü sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sizler de cevaplamamızı istediğiniz sorularınızı kanalımızın topluluk bölümünde açtığımız başlığın altına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Videoların devamlılığı adına kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.